Çünkü Türk Devleti oraya siyaseten, askeri olarak ve ekonomik olarak yerleştikten sonra çok ciddi adımlar attı. Yani 30'un üstünde askeri üssü var. Yani Bamerdi'de işte bugün 17 Nisan'dan bu yana yaşanan savaştaki kullandığı üs 1994'ten bu yana Türkiye'nin kontrolünde olan bir üs. Yani artık koca bir havalimanının bile olduğu, her türlü helikopterin, insansız hava aracının kaldırılıp indirildiği bir yer. Bunun yanı sıra hiç PKK'nın alakasının olmadığı bölgelerde, Başika'da bile askeri üssü var. Şeladize'de, Ahmediye'de, aklınıza gelebilecek her yerde yani. 30 diyorum ama belki o kurdukları küçük küçük karakollarla, işgal ettikleri alanlarla bu 40-50'yi de aşan üslerden söz ediyoruz. Bunun yanı sıra bir bakıyorsunuz ekonomik olarak bölgeyi bir bütün olarak kontrolü altına almış. Yani girdiğiniz en küçük dükkanda bile Türkiye'den gelen ürünler vardır. İstihbarat anlamında da bakıyorsunuz. Yani düşünün Güney Kürdistan'da yol kontrolü yapabilecek kadar güçlenmiş bir istihbari yapılanmadan söz ediyoruz. Türk Devlet İstihbaratı'nın oradaki varlığından söz ediyoruz. Yani Lale Tayın bazı noktalarda durup yol kontrolleri bile yapabiliyorlar. Bölge halkını alıp Türkiye'ye getirip yargılayabiliyorlar. Karşı da çok ciddi tepkiler var. Bu tabloyu tersine çevirecek olan da hiç kuşku yok Güney Kürdistan halkıdır. Yani ben bölgeyi iyi biliyorum. O bölgede yıllarımı da geçirdim. Güney Kürdistan'da da kaldım. Emin olun Güney Kürdistan halkı bu tabloya karşı çok ciddi tepkilidir. Memnun değiller. Hele özellikle son dönemlerde daha da fazla ayyuka çıkan milyar dolarlar, villalar, bilmem yatlar, katlar, özel uçaklar vesaireler filan da ortaya çıkınca bu rahatsızlık kat be kat artmış. Ama işte bu rahatsızlık arttığı için orada aynı rahatsızlığı yaşayan Türkiye'deki AKP ile kaderini birbirine bağlamış bir siyasal tablo var. Yani bunu görmekte yarar var. Güney Kürdistan açısından şu hakikati görelim. Bakın yaklaşık 2 ay önceydi. Mezopotamya Ajansı'nda da bu haberi gördüm. Başka birçok ajansta da gördüm. Bölge halkı kendi köyüne gitmek için Amediye'de KDP'lilere başvuruyorlar. KDP'liler onlara diyor ki gidin Türk MİT'ine söyleyin. Türk MİT'ine. Yani başka kimseye değil. Orada Türk MİT'inin bürosu var. Gidin Türk MİT'ine söyleyin. Size izin versinler. Köyünüze gidin, bahçenize gidin diyorlar. Yani şimdi zaten orada işgal edilmiş alanlar var. Otoriteyi KDP'den ya da bölge hükümetinden, asayişinden, peşmergesinden almışlar. Zaten kendileri yönetiyorlar bazı bölgeleri. Bir bütün olarak kendileri yönetiyorlar. Ormanları kesip götürüyorlar. Bir hakikatin altını çizmekte yarar var. Yani belki toplumun geniş bir kesiminde şöyle bir rahatlık var. Ya oraya çok saldırdılar ama gerillayı yenemediler, aşamadılar. Tamam, gerilla orada direniyor. Orada bir şekliyle bu işin mücadelesini sürdürüyor. Ama toplumun diğer kesimleri dünyada bu tabloyu görüp bu tablo üzerinden Türkiye'nin yaşama geçirmek istediği politikayı engellemeye dönük yeni yaklaşımlar gelişmez ise dünyanın her tarafında bu politikaya karşı bu barbar yaklaşma karşı tepkiler gelişmez ise durum tersine dönebilir. Yani o rahatlık içerisinde olmamak lazım. Durum çok riskli. Türkiye çok büyük oyunlar içerisinde, çok ciddi hesaplar içerisinde. Ama bunu tersine çevirebilmek de dünyanın her tarafında bu kirli hesaplara, kirli politikalara tepki vermek de mümkündür. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. Kalemiyle olabilir, yazısıyla olabilir, bilmem diplomasisiyle olabilir. Aklınıza gelebilecek bir sokakta, alanda değil. Yani bir kişi dahi olsa, tek başına dahi olsa mutlaka yapabileceği şeyler vardır. Ama durum çok risklidir. Yani
Türkiye kendisi açısından bir bütün olarak iktidarıyla muhalefetiyle gerçekten Kürtleri etkisiz kılabilecek ve onların kazanımlarını riske edebilecek yeni bir adıma yönelmiş. Bunu engellemek için de Kürtlere de Kürtlerin dostlarına da çok ciddi ve çok önemli sorumluluklar düşüyor inancındayım. Yani Erdoğan'ın temel hedeflerinden biri aslında burada bir şekliyle başarı elde etmese bile bir başarı varmış gibi gösterip o milliyetçiliğin konsolidasyonu üzerinden seçimlere gitmek ve oyunu arttırmak. Yani benzer bir tabloyu 1 Kasım 2015 seçimlerinde gördük. Yani benzer bir tabloyu yeniden yaşama geçirmek için çaba gösteriyor. Ha, iktidar bunu yapabilir mi? Bu hedefini gerçekleştirebilir mi? Onun için çok çaba sarf edecek. Onun için çok çaba sarf edecek. Yani aklınıza gelebilecek her türlü riski de almışlar. Yani bakın 17'sinde başlayan saldırının ilk 2 gününde aralarında binbaşlarında üsteğmenlerin de olduğu yani 6 rütbeliden söz ediyor. 40'ın üstünde asker ölmüş durumda. Şimdi böylesi bir tabloda bunca ölümü dahi çok rahat bir şekilde göze alabiliyor kendi iktidarını konsolide etmek için. Şimdi bu tablo Türkiye'de duyulmadığı sürece muhalefet bu tabloya çok ses çıkarmayacak. Ama ileride bu artarsa tabloyu kendi lehine çevirmek için muhalefet bu sefer Gari'de olduğu gibi ortaya çıkan hezimet topluma geniş bir şekilde yansırsa tekrar yeniden muhalefet farklı tepkiler gösterebilir. Çünkü onlar da en nihayetinde gidişatı kendi lehlerine bu savaş üzerinden kullanmak istiyorlar. Bu savaş üzerinden değerlendirmek istiyorlar. Yani onlar açısından da çok riskli bir durumdur.